hayatım çok sıradan gidiyordu. Dedim bir spor yapmalıyım, ne yapmalıyım? Sadece sporların adlarına baktım, internetten araştırdım. İçime doğan his yüzmeydi. Yüzmeyi tercih ettim. O şekilde. Önümüzdeki sene 2020'de Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar olacak. Bunun için, bunlara katılabilmem için kvalifikasyon ölçümümün gerçekleşmesi gerekiyor. Ve Spor Bakanımız da bana söz verdi. Kvalifikasyon ölçümünün gerçekleşmesi için desteklerini verecekler. Önümüzdeki senelerde bu iki yarışmaya katılıp ülkemizi milli takımda temsil edeceğim. Ya tabii ki de her engellinin ya da normal bireyin hayatında elbet zorluklar var. Hani ulaşım sıkıntısı olsun, maddi sıkıntılar olsun ya da manevi sıkıntılar olsun. Yani kendimi pozitif düşüncelere sokarak bu düşünceler, negatif düşüncelerden kendimi sıyırttırdım. Kalabalık bir aileye sahibim. 8 kardeşiz. Ailem her zaman yanımdaydı. Hep destek verdi. Beni ailem ya da arkadaş çevrem hiçbir zaman engelli olarak görmedi. Çünkü bunun tek sebebi ben kendimi engelli olarak görmüyordum. Elbette sonuçta dersten çıkıyorsun, koştur koştur antrenmana gidiyorsun. Yani hayatın her alanında bir zorluk var. Zorluk olmadan asla güzellik olmuyor. Mesela tekerlekli sandalye aracı kullanan ya da maddi durumu yetmeyen arkadaşlarım var. Ya da bunların içerisinde ben de dahilim. Ulaşım bizim için çok büyük bir sıkıntı. Engelli araçlarının araçlarını biraz daha arttırabilirler destek verebilmeleri için. Ben şimdi yüzmeye başlayalım 1,5 sene oldu. 1,5 senede dünya barajlarını geçtim ve önümüzdeki sene 2020'de olimpiyatlara katılacağım. En büyük hedefim milli sporcu olup olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. En büyük hedefim öncelikle kvalifikasyon ölçümümün gerçekleşip 2020'de Avrupa şampiyonlarına katılıp olimpiyatlarda milli takımın içerisine girip ülkemi temsil etmek. Ama bundan önce her gün antrenmanımı gerçekleştirdiğim, Bahçelievler Belediyesi'nin açtığı havuzda antrenmanımı gerçekleştirdiği için Bahçelievler Belediyesi'ne çok teşekkür iletiyorum. Öncelikle en büyük destekçilerimden biri de Rumeli Üniversitesi. Rumeli Üniversitesi bana özel yapılan bir paletle her gün antrenmanlarda kendimi daha iyi bir şekilde geliştirebilmem için ve 2020 olimpiyatlarında bana destek verir. İsmim Ahmet Serdar Demir. 1994 İstanbul Fatih doğumluyum. 2011 yılında gittiğim tatilde suya balıklama atlayarak boynumu kırdım. Boynumu kırdığımda omurilik felci geçirerek boynundan aşağı felç kaldı. Suda hareketsiz kaldım. 2 dakika küsür suda kaldım ve sudan ölü bir şekilde çıktım. Plajda hemşire ve doktorların yardımıyla suni teneffüs ve ilk yardım yapılarak hayata döndüm. 7 ay küsür yoğun bakımda kalarak sağlık problemlerimi giderdikten sonra 7 senelik bir fizik tedavi hayatım oldu. Fizik tedavi hayatında şifayı nereden bulabileceğimi aramaya başladım. Her türlü spor dalına yöneldim. Ve hidroterapide girdiğim suda, tedavi gördüğüm suda sağ olsun hocam Duran Hoca'ya beni yönlendirerek yüzmeye başladım. Bir senedir yüzüyorum. Türkiye şampiyonasına katıldım. 2 Türkiye ikinciliğim, 2 Türkiye üçüncülüğüm var. Hedeflerim Türkiye şampiyonluğuyla kısıtlı değil. Avrupa ve dünya barajları, olimpiyatlar olsun. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok sıkı bir antrenmanlarımız var. Maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz bu yönlerde. Bunları da sağ olsun hem İstanbul Rumeli Üniversitesi olsun hem belediyemizin bize verdiği imkanlar olsun. Bunları çok rahat bir şekilde bu engelleri aşmamızda yardımcı olabiliyorlar. Ben şu an İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 1. sınıf rekreasyon öğrencisiyim. Aynı zamanda Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü'nde yüzmekteyim. Rumeli Üniversitesi'ne bize verdiği maddi manevi desteklerden dolayı hem sahada olsun hem dışarıdan olsun yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim. Fazla zorluklar oluyor, ailevi olsun, maddi olsun, manevi olsun, arkadaş yönünden. Asıl sorun yaşadığımız engeller değil de bunları nasıl aşabildiğimiz veya ne kadar aşabildiğimiz. Ama
hiçbir şeyin engel olmadığını gösterip bu yolda devam ediyoruz. Örnek olmaya da çalışıyoruz. Kesinlikle yapmam gereken bir şey var. Evet, Avrupa barajlarını geçip Avrupa yarışlarında ülkemizi temsil etmek. Bunu İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Spor Kompleksi'nde çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bize verdikleri imkanlar gerçekten çok iyi. Haftanın 6 günü çift antrenman yapabiliyoruz. Bize ayırdıkları kulvarlar bizim için gerçekten çok değerli. Kendimizi kanıtlayabileceğimiz bir kulvar. Bunun için de onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu oluyor. Mesafeler çok uzun aralarındaki. Ama dediğim gibi hiçbir şey engel değil. Biz bunları aşmak için bu yolda devam ediyoruz. Ben 27 yaşındayım. Muammer Can Demirci. Kaç yıldır yüzüyorsun? 7 yıldır yüzüyorum. Bu sene kaç tane madalya aldın Türkiye Şampiyonası'nda? 7 tane madalya aldım. İstanbul Boğazı'nı nasıl geçtin? İstanbul Boğazı'nı güzel geçtim. Çanakkale Boğazı'nı? Çanakkale Boğazı'nda geçtim. İstanbul Maratonu'nu koştun mu? İstanbul Maratonu'nu koştum. Madalya aldın mı orada? Madalya aldım. Hediye verdiler mi? Hediye de verdiler. Bu sene başka hangi yarışa gideceksin? Maaş Denizi'ne gideceğim bu sene. Orayı da geçecek misin? Orayı da geçeceğim. Ya nasıl geçeceksin? Güzel geçeceğim. Tamam, bir gül bakalım. İsmim Duran Arslan. Engelli bireylerde yüzme ile ilgili doktora çalışmalarım oldu. Şu anda özel bireylerle antrenman yapıyoruz, yüzme çalışması yapıyoruz. Onlarda o sporcularımızdan bir tanesi de Emine Avcı. Emine Avcı yaklaşık 1,5 yıldır yüzüyor. Çok yoğun bir şekilde antrenman yapıyor. Bu sene dünya barajlarını geçti. Yalnız uluslararası klasifikasyon ölçümü yapılmadığı için bu sene kısmet olmadı gitmek. Ama sağ olsun Spor Bakanımız ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız söz verdi. En yakın zamanda ilk açılacak klasifikasyon ölçümüne Emine'yi götürecekler. Ve seneye inşallah Emine Avrupa Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek, madalyalarla dönecek. Tabii Emine çok gayretli bir çocuk, çok çalışkan bir çocuk. Bu seviyeye gelebilmesi için inanın haftanın 6 günü günde çift antrenman yaparak çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu çocukların çok fazla gideri oluyor, çok fazla masrafı oluyor. Yani normal bir yüzücü 50 liralık gözlük takıyorsa bu çocukların 200-300 liralık gözlük takması gerekiyor. Normal bir birey sebze yemeği yiyorsa bu çocukların protein ağırlıklı yemek yemesi gerekiyor. Tabii bunların desteklenmesi gerekiyor. Bu destekçilerimizden bir tanesi de Rumeli Üniversitesi. Rumeli Üniversitesi bu çocuklarımızın yarışlarına gidip gelmesinde antrenmanlarda kullanılacak malzemelerin alınmasında inanılmaz destek veriyor. Emine'nin ayak protezi havuz içerisinde kullanımı için bulunmuyordu. Türkiye'de de zaten bunun yapımı yok. Özel olarak Rumeli Üniversitesi bunu yaptırdı. Şu anda antrenmanlarda kullanıyoruz. Dereceleri inanılmaz derecede düştü. İnşallah bu paletin de vesilesiyle biz 2020 yılında ülkemizi milli takımda temsil edeceğiz ve orada madalyalarla döneceğiz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradan havuzlarını açan Bahçeli Elver Belediyesi'ne ve Rumeli Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.